Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla Fethiye'den sesleniyoruz. Yanımızda tesisat alanında faaliyetlerini gösteren Selman Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Selman Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ben Selman Atay. 56 yaşındayım. 92 yılından bu yana tesisat işiyle uğraşıyorum. Yani burada Göcek halkına 30 yılı aşkındır hizmet ediyoruz. Aslında gerçekten çok uzun bir zaman. Başarılarınızın devamını diliyorum. Buraya kadar gelebilmek gerçekten ustalık gerektiren bir şey. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Faaliyet alanlarımız, yani inşaat sektöründe tesisat kısımlarını, aynı zamanda işte villalarda, otellerde işte bahçe sulama sistemleri, aynı zamanda işte su arıtma sistemleri yeni çalışmalarımız var. Ve aynı zamanda yine bir vitrifiye grubunda, armatür grubunda servis hizmetimiz var. Sadece Göcek için değil, Fethiye ve çevre ilçelere de yaptığımız bir hizmetimiz var. Bunun dışında tabii hem malzememiz, uygulama, işçilik, uygulama, malzeme ve yani bayağı bir sektör olaraktan bayağı bir faaliyetimiz ileri yani. Peki Selman Bey, şunu sormak istiyorum. Villalara vesaire tesisat döşemelerinden bahsettiniz. Bu tesisatların döşemelerini sizler mi sağlıyorsunuz? Tabii, yani elemanlarımız var, çalışan elemanlarımız var. Yani onları, ustalarımızı ekip halinde gönderiyoruz. Herkese ellerine projeleriyle gidip başlarında mimarlarıyla birlikte yapacakları işi kararlaştırıp o şekilde malzemeleriyle birlikte gidip yapıp geliyorlar. Buradaki müteahhitler sizlere projeleri veriyorlar. Sizler de proje üzerinden yapıyorsunuz. Tabii, proje üzerinden biz de yapılması gereken ne yapılacaksa uygulayıp geliyoruz. Aslında Selman Bey, şöyle söylemem gerekirse gerçekten özellikle apartmanlarda, yani çoklu dairelerde bulunan su tesisatları çok önemli. Çünkü patlamalar yaşayabiliyorlar, alt kattaki, üst kattaki problemler çok oluyor. Sizler bunun için nelere dikkat ediyorsunuz bu tesisatları döşerken? Yani öncelikle iyi malzeme kullanmak lazım. Yani piyasanın en iyi malzemesiyle çalışıyoruz. Ve bunun yanında iyi işçilik, titiz, temiz bir işçilik yapıyoruz. Ve yaptığımız işin sonunda da mutlaka test ederekten denemesini yapıyoruz. Yani minimum arıza, yani minimum hataya düşürmeye çalışıyoruz. Hataya tahammülünüz yok anladığım kadarıyla. Peki bahçe sulama sistemleri de çok önemli gerçekten. Sizler bu alandaki faaliyetlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Yine proje üzerinden mi oluyor bu tesisat döşemeleri de su için? Yani bahçe sulamalı peyzaj düzenlemelerinde tabii peyzajcılarla birlikte çalışıyoruz. Yani onların önce onlar mesela bahçelere ekmek istedikleri, dikmek istedikleri ağaçları ve yani bitkileri dikiyorlar, süs bitkilerini yani yaptıktan sonra süslemelerini. Ondan sonraki boş kalan alanlara biz sulama sistemlerimizi kuruyoruz.
ki o güzelim yeşillikler, o güzel çiçekler susuz kalmasın kalmıyor, diye. Aynen. En önemlisi de bence bu sizin işinizde hem manevi hem maddi olaraktan tabii ki de bir kazancınız olmuş oluyor. Peki sizler burada aynı zamanda para kendi olarak ürün satışı da sağlıyorsunuz. Parça aynen. satışınız evet. var. Buradaki ürünlerimiz tam olarak nelerdir? Burada hangi ürünleri, malzemeleri barındırıyoruz? Yani sıvı tesisatla ilgili altyapı malzememiz, üst yapı mesela lavabosundan tut, armatüründen, klozetinden. Yani tümüyle aklınıza gelen tesisat grubunda her şeyde varız. Bütün tesisata dair her yani ürün her burada varız. Mevcut. Peki biraz da kalitenize de inmek isterim. Sizlerin kalitesi ne derecede? Kalitemiz tabii üst segment ürünlerimiz de var. Yani orta segment ürün, yani alt segmentimiz yok. Orta segment ve üst segment ürünlerimiz var. Tabii bu da müşterinin talebine tabii, göre, bütçe durumuna göre ayarlamalarını aynen, sağlıyorsunuzdur. Yani, bütçe durumuna göre üst segment isteyene iyisini. Bütçesi biraz zayıf olana da orta segment ürünleri hizmet veriyoruz yani. Tabii ki de siz bu orta segmentleri verirken üst segmentin ana orijinal parçaların evet. daha iyi olduğunu tabii, söylüyorsunuzdur. Tabii, herkesin aynen. kendi tercihine biz göre. Aynı zamanda yani bir ürün grubunun bir büyük bir markanın servisiyiz ve aynı zamanda yani onun üst segment ürünlerinde burada satışını yapıyoruz. Peki Selman Bey, evet yıllardır bu bölgedesiniz, hatta 30 yıldır bu bölgede evet. hizmet veriyorsunuz. Bu sayede insanların güvenini kazandığınızı biliyorum. Ama sürekli buraya da bir insan sirkülasyonu oluyor. Tabii ki de burası yazlık bir belde olduğu için. Güveni bu yeni gelen insanlara, sizleri yeni tanıyan insanlara nasıl sunuyorsunuz? Vallahi güven şöyle, biz burada yani 30 yıllık geçmiş olduğum için halk zaten bize güveni duyduğu için zaten gelen soruyor şimdi yani burada tesisatı kime yaptırırız? Direkt zaten adres burası. Belli. Adresimiz belli. Tek adres tesisatta sizlersiniz. Peki genel olarak sizler burada işlerinizi yürütürken dükkan içinde ya da tesisat döşemelerinde, servis hizmetlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? En çok nelerin üzerinde daha çok duruyorsunuz Selman Bey? Yani servis hizmetlerinin şeyinde zamanında hizmet, kaliteli ve güvenilir hizmet olması bizim için en önemli etken yani. Diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Diğer tesisatçılara göre ortaya koyduğunuz belirli bir farkınız var mıdır? Tabii mutlaka vardır. Yani şimdi bizim burada bizden başka böyle kurumsal çalışan bir tesisatçı firması yok. Biz burada kurumsal ve ekipli aynı zamanda malzemeli çalıştığımız için halkımızın öncelikli tercihi biziz. Hem tabii ki de bundan dolayı hem de burada çok büyük bir deneyim, çok büyük bir aynen. ustalık var. Kendi elemanlarınızı da kendiniz mi yetiştirdiniz? Genelde biz üç kardeşiz. Üç kardeş burada. Efendim oğlum, kızım, yeğenim, kayınbiraderim. Yani biz bir aile şirketiyiz. Kurumsallığı ailemizle birlikte evet, oluşturmuşuz. Ailemiz. O yüzden herkes birbirine yani güvenebiliyor. Burada, aynen öyle. Burada eşim yemekleri yapar. Mesela öğlen yemekleri veririz personele. Kızım işte hesaplara bakar. Oğlum servise bakar. Ben genel işleri yönetirim. Yani hepimiz görevliyiz. Kardeşlerim işte dışarıda tesisatla ilgili onlar orayı dışarıyı yönetirler. Hepimiz. Ne mutlu sizlere gerçekten. Başarılarınızın devamını diliyorum aileniz için de. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi yani iyi bir sezon geçirmeyi temin ediyoruz. İki yıldır pandemiden dolayı tabii işlerimiz çok aksamadı ama tabii çok bayağı sıkıntılar çektik. Yani iyi bir gelecek bekliyoruz. Temennimiz o. Hepimiz için güzel şeyler olsun diyoruz. Evet. Sevgili Selman Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.